dünyanın en iyi üniversitelerini, ben üniversite hocası olarak higher education alanında çalışan nadir hocalardan biriyim Türkiye'deki. Zaten uluslararası düzeyde görevliyiz. Hani birinci derecede uluslararası düzeydeki görevlerimiz dahilinde hareket ediyoruz bu anlamda değerlendirildiğinde. Bu açıdan da baktığımızda ve gördüğümüz en önemli unsurlardan biri bu. Sistematik olarak bunun üzerine çalışıyoruz ve genel itibariyle de Times'ın bu programı üzerine çalışıyoruz. Bunlar çok önemli konular. Aynı şekilde Quest'te aklınıza bulunsun, master doktora için geçerlidir. Bu anlamda değerlendiriyoruz. Amacımız şu, birinci derecede öğrencilerin bu anlamdaki okullara gitmesini sağlamak. İlk hedefimiz öğrenciyi gerçek anlamda buraya yerleştirebilmek. Bakın, amacımız bu. Genel itibariyle bakıldığında sizin de aklınıza bulunsun. Bu Times'ın programı. Amerika, buradan seçebiliyorsunuz. Country, overall subject'leri de seçebiliyorsunuz. Bunların üzerine gidebilmek. Çünkü bu ilk, burası ilk 25'i veriyor. Sonrasında işte ilk 50, ilk 75, ilk 100. Genel itibariyle bu 100'ün ötesinde pek uğraşmamaya çalışıyoruz. Eğer özel bir üniversite değilse, yani bir mesela rankinglerde yer almıyor ama çok özel bir üniversite olabiliyor. O yüzden bunun üzerine değerlendirme yapıyoruz. Ona göre bakıyoruz. Genelde liselerde yer almayan, özel liselerde yer alan üniversiteler genelde işte böyle oyun, animasyon gibi alanlarda oluyor. Son zamanlarda biliyorsunuz bu game design, işte VR image signalization gibi alanlarda büyük değişim var. Bu anlamlarda işte liselerde yer almayan ama son yakın zamanlarda göreceğimiz okullar devreye girecek. Unutmayın ki Times'ın ilk 100 listesi aslında 2 yıl öncenin bilgisini taşıyor. O yüzden bizler son listeleri ve son bölümleri değerlendiriyoruz. Her sene Haziran ayında belirlenir bu listeler. Mesela bu sene kotalar çıktı. Hangi okul ne kadar üniversite öğrencisi alacak ona göre değerlendiriyoruz. O yüzden öğrencilerin ve liselerin bundan haberleri olmadığı için çok da fazla hızlı bir değişim olduğundan dolayı öğrenciler bu işi götüremiyorlar. O yüzden de işi karıştırmamak lazım. Hani işte bir sürü lise danışmanı şunu söylüyor. Evet, hiç etik değil böyle bir kurumla çalışmak diye geliyor. Halbuki öyle değil. Çünkü lise iyi bir başarıya giden yolda 4 tane bacağın iyi oturması lazım. Liselerin en önemli özelliklerinden bir tanesi transkriptleri iyi alıp referans mektuplarını iyi ayarlamak. Ama öğrencinin hangi kotayı nereye başvuracağını, nasıl essay yazacağını, efendime söyleyeyim nasıl projeler yapacağı konusunda liselerin yeterliliği yok. Olamaz da zaten. Çünkü danışmanlardan da böyle bir şey beklemek imkansız. Eskiden çok kolaydı. Eskiden biz Boğaziçi'nden götürdüğümüzde diplomayı şöyle uzaktan gösterirdik, Harvard kabul edilirdi. Veya işte MIT kabul ederdi. Ama aynı şey şu an için geçerli değil. Şu anda bütün paradigmalar değişti. Bu nedenden dolayı eskisinden çok daha az bir oranda gelişiyor. Eskiden %35, %40-45 iken oran, bu oran şu anda %4'lere düştü. Çok fazla talep, çok yüksek kalitede öğrenci alınmanın ihtiyacından dolayı bu noktaya geliyor. O yüzden hele bir de öğrenci burs alacaksa, bursluluk devreye girdiğinde daha da ayrı bir noktaya giriyorsunuz. O yüzden de öğrencinin bu anlamdaki bu bakış açısını mutlaka iyi değerlendirip yapılandırması gerekiyor.